billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamisu minel fesli rabi'in. Bugün fesli rabi'in 5. dersini okuyoruz. Tesaulatun havle cem'il Kur'an. Kur'an'ın cem'inin atrafındaki bir takım suallaşma mı diyelim, yani soru sorma. Yani Kur'an'ın cem'i ile ilgili karşılıklı yapılan bir takım sorulardan bahsediliyor. Mesela ve hauna esiletun, burada bir karşılıklı sual vardır. Yenbeği icabetu aleyha, lazımdır o esileler üzerine ne vermek? Cevap vermek. Neyle cevap vermek? Bir şey minnet tefsili. Yani çok uzun boylu değil. Tefsilden bir şeyle cevap vermek. Ne demek? Gaye, burada bir takım sorular var. Yani kısa bir tefsille tefsil etmek, cevap vermek lazımdır. Ve nahnu nucizuha fima yeli. Biz o sualları gelecekte özetliyoruz. Yani o sual ve cevapları gelecekte ne ediyoruz? Özetliyoruz. Yani o soru ve o soruların cevabını, o soruları ve cevapları kısa bir şekilde diyor, açıklayalım. Evvelen, limaza tereddede Ebu Bekir an cem'il Kur'ani. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Kur'an'ın cem'inden niye tereddüt etti? Hazreti Ömer bu teklifi ona götürünce niye ne etti? Tereddüt etti. Ma ennehu şeyun hasenun. Halbuki Kur'an'ın cem'i güzel bir nedir? Bir şeydir. Ve emrun, bir emirdir ki yücibul İslam'u, İslam'ın vacip kıldığı, İslam'ın gerekli gördüğü bir emir idi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu, bu hasen, İslamiyet'in mucebi olan emirden, bu Kur'an'ın cem'inden niye ne etti? Niye tereddüt etti, geri durdu başta? Anladınız değil mi? Vel cevabu an zalike. Buna cevap budur. Enne Ebu Bekir radiyallahu anhu, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu haşiye, başta korktu ki en yetesahelen nasu fi istizharil Kur'ani. Kur'an'ın istizharında, Kur'an'ın pekiştirmesinden ve hifzi, Kur'an'ın hifzinde ne edecekler? Gevşek davranacaklar. Oldu. En yetesahelen nasu fi istizharil Kur'ani ve hifzi gayben. Gayb olarak, yani hezber olarak, gıyabi olarak Kur'an'ın hizinden, hezbelemesinden, Kur'an'ın istisarından, takviye etmesinden, pekiştirmesinden ne ederler? Tesahül ederler. Nasıl olsa Kur'an yazılıdır. İstediğimiz zaman öğreniriz, bakarız. Ve ya'temidû, ihtimat edecekler ala vücudihi. Kur'an'ın vücudu üzerine ne ederler? İhtimat ederler fil mesahif. Mesahiflerdeki Kur'an'ın vücuduna, varlığına itimat ederek gaybi olarak Kur'an'ın hifzinden, istisarından gevşek kalacaklar. Dolayısıyla fetedu fe nufusuhum. İnsanların nefisleri zayıf kalır. Anil hifzi. Kur'an'ın hifzinden nefisleri zayıf kalır. Çünkü insan Kur'an'ın mesahiflerdeki vücuduna itimat ederse hezbere fazla ehemmiyet vermez. Vermeyince artık Kur'an'ın hifzinden nüfusları zayıflanır. Ve tüsbiha ragbetuhum, olur insanların ragbeti daifeten fi hifzihi ve istisarihi. Kur'an'ın istisarında, hifzinde insanların ragbeti zayıf kalır. Ne kalır? Zayıf kalır. İhtimaden ala ennehum musattarun. İhtimaden ala ennehum musattarun. Yani buna ihtimal ederek, nasıl olsa Kur'an mustatardır. Satır haline gelmiş. Ve mevcudun fi mesahife metbu'atin. Metbu, mesahiflerde nedir? Mektubetin. O mektubetin mu? Evet. Mektubetin de olur, mevcudun da olur, mektubun daha iyi. İhtimaden ala ennehu mushaf mustatarun. Satırlanmış. Nerede?
fi mesahifen metbuatin. Yahut da mevcudun. Sizin nüshaya göre mektubun. Mevcudun fi musabın mektubetun. Mevcudun fi mesahifen mektubeten. Mektubeten. Sizinki mektubeten olarak mevcudur. Benimki metbuaten, yani tabelli olarak mevcudur. Metbuaten, mektubeten daha iyi. Çünkü o zaman metbu yok. Ne vardı? Mektup vardı. Sizinki daha iyi. Mektubeten. Nasıl olsa Kur'an mesahiflerde nedir? Mektup cihetiyle yazılmış olarak mevcudur. Satırlanmıştır. Ona itimat ederek Kur'an hepsinde zayıf kalıyorlar. Yumkünhum kıraatul Kur'ani biha. Mümkündür onlara kıraatul Kur'an'ı, Kur'an okumak biha, o mesahiflerle. Öyle değil mi? O mesahiflere bakarak Kur'an'ın okuması nedir? Mümkündür. Öyle değil mi? Nasıl olsa mesahiflerde yazılıdır. İstediğimiz zaman bakar okuruz diye Kur'an'ın hifzinde gevşek kalırlar. Kur'an'ın istisarından pekiştirmesinde geri kalırlar. Oldu. Ama kablen tuceden mesahifu. Mesahifler daha mevcut olmadan önce. Mesahifler mevcut olmadan önce. Fakat kanel cemi'u. Olmuştu bütün insanlar. Cemi ne demek? Bütün insanlar yus'une, çalıştırıyorlardı. Cübdehum, takatlerini, son derece takatlerini çalıştırıyorlardı. Lihifzil Kur'an. Kur'an'ın hifzi için son derece güçlerini, kuvvetlerini ne diyorlardı? Çalıştırıyorlardı. Haza min nahiyetin. Bu, yani Hazreti Ebubekir Sıddık'ın Kur'an'ın yazmasından, mushaf haline getirmesinden geri kalmasının, tereddüt etmesinin birinci nahiyeti, sebebi budur. Nedir? İnsanlar Kur'an yazılırsa ona itimat ederler, ona tevekkül ederler. Kur'an'ın hifzine, hezberine artık ne etmezler? Ehmet vermezler. Kur'an'ın hifzinde tesahhür ederler. Bu bir yönü. Ve min nahiyetin ukhra, diğer bir yönüyle. فَاِنَّ اَبَا بَكِرْ صَدِقَانَ رَجُلًا وَقَّافًا. Çok duran bir insandı. Nerede duruyordu? اِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ. Şer'ın hududlarında, sınırlarında duruyordu. Bir milim şer'ın hududlarını geçmiyordu, aşmıyordu. Oldu mu olmadı? مُخْتَفْيَنْ لِأَسَارِ الرَّسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asarlarının muhtefisiydi. Asarlarının neydi? Yani Efendimiz'in asarlarının muttebiiydi. Onlara mutabakat ederdi. Onlar ne dediği ise onu yapardı. Öyle bir huyu vardı. Vakkafen inde hududü şer, muhtefyen li asari Resul. Fakat haşye en yekune. Fakat haşye, korktu Ebu Bekir, en yekune olsun, bi amelihi haza, bu ameliyle olsun, ne olsun? Mubtedi'an şeyen. Korktu ki ben bu amelle, bu Kur'an'ı yazmayla bir şeyin mubtedi'i olmuş oluyorum. Yani bir şey yeniden icat etmiş oluyorum. Bir bid'ayı icat etmiş oluyorum diye korktu. O bid'a ki la yuhibbu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün sevmemiş, sevmediği bir bid'anın mübtedi'i olmuş oluyorum diye korktu. Ve lihaza, bu korkudan dolayı قال لي عمره رضي الله عنه كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bak, Allah'ın Resulü yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Burada da anlaşılan o ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bir bid'ayı işlerim diye korkmuş. وَلَعَلَّهُ Ebu Bekir كَانَ يَخَافُ korkuyordu اَنْ يَسُّقَهُ الْاِنْسَاءُ وَالْاِخْتِرَاءُ. Sizinki de öyle midir? İnsan demek tehir etmek. Tehir etmek,
ihtira bir şeyi yeniden icat etmek, bu beni sevk eder nereye? İlel vuku'i fil muhalefeti vel ibtida'i, beni muhalefet, Allah'ın Resulü'nün muhalefetten beni sokar. İbtida, bid'a işlemeye beni sokar diye korkar diye. Peki madem bu korku var diye, birinci nahiyetten dolayı hifzine karşı çıktı. Mushaf hamle getirmesine karşı çıktı. İkinci nahiyet, ikinci sebepten dolayı bid'a işlerin korkusuyla geri durdu. Sonra niye karar verdi? Evet yapalım dedi. Velakinnehu Ebu Bekir lema ra'el emre hatire, emri hatir gördü, korkunç gördü. Hafızlar şehit olacaklar birer birer, Kur'an ortada kalır. Bu büyük bir emirdir. Hal hal ve fikretu fi haddi zati, tefekkür, kuvve-i akliyeyi kullanmak, vesiletun min azamil vesail-i hizl kitab-ı şerifi, kitab-ı şerifin hizli için vesaillerin en büyük bir vesilesidir. Vel muhafazete aleyhim ne ziyai ve tehrifi, Kur'an'ı zayi olmakta, tehrif, tehrif, tehir etmekten muhafaza etmek için fikret, düşünce en büyük bir nedir? Vesiledir. Öyle değil mi? Ve eykene Ebu Bekir yakın etti ki enneha enneha bu ne? Bu fikir. Fikrin. Bu muhafaza min azami vesail hizl kitab-ı şerifi vel muhafaza alim ne ziyâ ve tahrifi ve eykene enneha leyse min el umurul hariciyeti. Fikret peki değil. Bu faalet diyelim. Yani ve eyken yakin etti en son enneha Kur'an'ın neyi? Enneha Kur'an'ın cem'i leyse minel umuril hariceti. Yani İslamiyet'ten haric olan emirlerden biri değil. Enneha bu cem'i Kur'an'a götürelim bir faalet itibariyle, bir haslet itibariyle. Bu umuri hariciden değildir diye yakin etti. وَلَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْدَسَةِ مُسْتَحْدَسْ بِدْعَلَرْدَنْ دِيلْ. Öyle değil mi? وَاِيْقَنْ يَخْنِيَتِ اَنَّهَا لَيْسَ مِنَ الْاُمُرِ الْخَارِجَةِ وَلَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْدَسَةِ. Bu harici bid'alerden değil, yeni icat edilen bid'alerden değildir. Buna kanaat edince azame ala cem'il Kur'an. Kur'an'ın ne? Bakın, bu azamen lemanın cevabıdır. وَلَاكِنَّهُ لَمَّا رَأَ الْاَمْرَ حَز۪يرًا وَالْفِكْرَةُ وَسِيلَةُ مِنْ اَعْزَمِ الْوَسَالِ لِحِجْلِ الْكِتَابِ الشَّرِفِ وَالْمُحَافَزَةِ عَلَيْهِ مِنَ الضِّيَاعِ وَالتَّحْرِيفِ وَاَيْقَنَ اَنَّهَا لَيْسَ مِنَ الْاُمُورِ الْخَارِجَةِ وَلَا مِنَ الْبِدَعِ الْمُسْتَحْدَسَةِ اَزَمَ عَلَى جَمْعِ الْقُرْآنِ. Kur'an cem'i üzerine ne etti? Azm etti. وَزَلَّ وَسَارَ oldum. يُقْنِعُ زَيْدًا. Zeyd'i ikna ediyor. Bizalike bu Kur'an'ın cem'iyle ilgili Zeyd'i ikna etmeye çalıştı. Hatta şerahallahu sadrehu. Hatta şerahallahu sadrehu. Allahu Zülcelal onun sadrını, göğsünü ne etti? Genişletti. Fakame kalktı kim? Zeyd bi tenfizi zalikel emril hatiri. Bu hatir büyük emrin tenfizi için, yerine getirmeyi için kıyama geçti. Bakın, fakame kıyam etti. Yani başladı. Ne başladı? Bir tenfizi zalekel emril hatiri. Bu emre hatir, bu emre azimin tenfizine kıyam etti. Yani Kur'an'ın cemine. Ebu Bekir radıyallahu anhu, Zeyd radıyallahu anhu ikna o kadar etmeye çalıştı ki Allahu Zülcelal Zeyd'in de kalbini açtı. Ve Zeyd bu emre hatirinin tenfizine, yerine getirmeye ne etti? Kıyameti başladı. Oldu. Bakın dikkat edin. Niye? Bak burada birkaç sual var. Birkaç cevapla dedi, neydi? Bir tefsirle cevaplandıralım. Birinci sual, birinci cevabı öğrendik. Ebu Bekir niye tereddüt etti başta? Niye sonra yaptı?
tereddüt etmesinin gerekçesini de söyledi. Sonra niye kabul etti onu da söyledi. Saniyen limaza ihtare Ebu Bekir Zeyd ibn Sabit. Niye Ebu Bekir Zeyd ibn Sabit'i tercih etti? Min beyne sahabetil kirami. Kiram sahabeler, kerim, şerefli sahabeler arasında Kahdi Zeyd'i neyti? Tercih etti lihazel amelil celil. Bu amel-i celil, bu büyük emir için, büyük iş için niye sahabeler arasında Zeyd'i neyti? Seçti. Vel cevap, buna da cevap. Vel cevap an zalike. Enne Zeyd'e radiyallahu anhu. Zeyd, kad iştema'a fih minel mevahibil azimeti. Mevahibe azimeden, yani Allah-u Zülcelal'ın büyük mevhubelerinden Zeyd'e ne olmuşlar? Zeyd'e toplamışlar. Yani mevahibe azime ki elleti o mevahib, mevahib mevhubunun cemidir. O mevahibe azime ki elleti tuehiluhu. Zeyd'i ehil kılıyorlar, layık kılıyorlar li cem'il Kur'an'ı. Zeyd'in cem'ine ehil kılan bir takım büyük mevahibler Zeyd'e toplanmışlardı. Ma öyle mevahibler ki lem yeştemi toplanmamışlar onlar fi gayri Zeyd'in gayrisinde miner ricali. Zeyd'in gayrisinde diğer ricallarda ne olmamışlar? Toplanmamışlar. Anladınız değil mi? Bak tekrar ediyorum. Vel cevap an zalike enne Zeyd'en radiyallahu anhu kad iştema fi minel mevahibil azimeti illeti tuehhiluhu li cem'il Kur'an'ı. Zeyd'e öyle bir mevahibeler toplanmışlardı ki ma öyle mevahibler ki lem yeştemi fi gayri minel ricali. Niye ne olmuştu? İzkane min huffazil Kur'an'ı. Zeyd Kur'an'ın huffazlarından idi. İskane min huffazil Kur'an-ı Zeyd Kur'an'ın hafızlarından idi. Bir ve min kutabil vahyi vahyin katiplerinden biriydi. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İki ve şehidel ardetel ahirete lil Kur'an'ı fi hitami hayatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın hayatında Kur'an'ın son ardetine şahit olmuş. Hani en son Cebrail gelmiş, Efendimiz'e Kur'an'ı ne etmiş? Okuturmuş, dinlemiş. Zeyd ona ne olmuş? Hazır olmuş. Tabi vahiy dinlemiş değil. Resulullah'ın o durumunu görmüş, Resulullah'la beraber olmuş. Resulullah'la o son Resulullah sahabı, Kur'an'ı Cebrail'le beraber gözden geçirmişler de iki sefer. O da ona müşahede etmiş, Resulullah'la beraber o da ne etmiş? Tekrar etmiş. Yani Kur'an'ın son düzelmesiyle o ne olmuş? Resulullah'la beraber olmuş. Kufaz'ın, Kutab'ın ismi tahtı sıvasıyla yani çok çok ezberleyen... Yok yok, Kutab katibin cemidir. Katip yani yazanlar. Nusar'ın Nasır'ın cemi gibi o. Bu da öyle. Ve kâne fevke zâlike. Zeyd bunun ötesi marufen bi şiddeti ve râihî. Neyle meşhurdi Fatih? Takvallığın şiddetiyle marufdi. Marufen bi şiddeti ve ra'ihi. Ve izemi emaneti. Zeyd ve ra'ın şiddetiyle meşhurdi. Emanetin eminliğinin büyüklüğüyle meşhurdi. Yani Zeyd'in takvallığı şiddetliydi. Zeyd'in emaneti büyüktü. Emindi. Ve kemali huluki Zeyd kemalul huluku ile nedi? Meşhur. Yani güzel ahlakıyla meşhurdi. Ve istikameti dinihi. Dininin istikametine zikzaklık yoktu. Onunla meşhurdi. Ve kâne marufen bin nubuği ve zekâi. Zeyd nubuğ zekâ. Nubuğ yani zekanın fışkırması demek. Ve zekâ ile hemen atı tefsir. Yani nubuğ ve zekayla. Öyle değil mi meşhur yani? Zekası fışkırıyordu. Ne bak suyun yerden fışkırmasıdır. Burada gaye yani olan usul bir zeka bir hifz demek. Ve hâzâ mâ eşâri ileyh kelâmu Ebu Bekir fî rivâyetil Bukhari hîne istedâhu. Bakın Ebu Bekir Sık radiyallahu anhu. İmam Bukhari'nin rivayetine göre
Zeyd'i çağırırken, Zeyd'le konuşurken Ebu Bekir'in o kelamıyla delalet ediyor ki Zeyd nedir? Zeyd olağanüstü şiddeti ve ra'i var. Emanetinin izzemi var. Kulukun kemali var. Dinin istikameti var. Ebu Bekir Sıddık orada Zeyd'le konuşurken Ebu Bekir'sinin kelamı bunlara delalet ediyor. Ve kâle lehu, bakın ne dedi. Ve kâle dedi Ebu Bekir. Lehu kime dedi Fatih? Zeyd. İnneke racunun şabbun. Ha, gençsin ne demek? Nubuğun fazla, zekan fazla. Akilun. La nettehimuke. Sen hakkında tuhmet etmiyoruz. Demek eminsin. Kunte tektubur vahiy li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sen vahiy yazıyordun, katibul vahiysen. Bak Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la Zeyd'in bu özellikleri ne yapılıyor? Anlaşılıyor. فَلِحَازِ الْخِسَالِ وَالْمَزَايَ الْحَمِيدَةِ فَلِحَازِ الْخِسَالِ bu geçirdiğimiz hisallardan dolayı شِدَّتُ الْوَرَعِ اِزَمُ الْاَمَّانَةِ كَمَالُ الْخُلُقِ اِسْتِقَامَةُ الدِّينِ وَالْمَزَايَ الْحَمِيدَةِ hamid mezayalardan dolayı اِخْتَارَهُ زَيْدِ اِخْتَار etti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu li cem'il Kur'an'i Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Kur'an'ın cem'i için kimi ihtiyar etti? Zeyd'i. Bakın فَلِحَازِهِ الْخِسَالِ وَالْمَزَايَ الْحَمِيدَةِ اِخْتَارَهُ اَبُوْ بَكِ سِدِقْ لِجَمْعِ الْقُرْآنِ وَمِمَّا يَدُّلُّ عَلَى شِدَّةِ وَرَعِ زَيْدِ بْنِ سَابِدْ Zeyd bin Sabit'in vera'ın şiddetine delalet edenlerdendir. Ne? اَنَّهُ قَالَ Zeyd demiş فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِي Eğer Ebu Bekir bana teklif etseydi nakle cebeli minel cibali, cibarlardan, dağlardan bir dağın naklini bana teklif etseydi, makane eskale aleyye, bana ağır gelmezdi, mima emereni bihi, mima emereni bihi, bana emrettiği şeyden daha ağır gelmezdi. Yani dağın bir yerden bir yerden nakletmesi, Ebu Bekir'in bana emrettiği, teklif ettiği şeyden daha ağır değildi. Ne demek? Ebu Bekir Sıddık'ın teklif ettiği şey, dağın nakletmesinden daha ağır geldi bana. Salisen, üçüncü sual olarak. Ma huvel maksudu min kavli Zeyd fi rivayetil Bukhari. Zeyd'in Bukhari rivayetine göre söylediği kavlun sözün manası nedir? Ne demiş? Hatta vecettu ahire sureti tevbeti ma ebi Huzeyme. Ve lem ecidha inde gayrihi. Demiş, Ebu Huzeyme'nin yanında ben Tevbe suresinin ahirini gördüm, sonunu gördüm. Başka kimsenin yanında görmedim. Bu ne demek? Hani orada geçer gibi biraz yüzeysel geçti. Yani o adam olsaydı o ayet unuturdu giderdi. Bu nasıl oluyor? Halbuki hafız sahabeler çoktu. Zeyd bile o ayetin hafiziydi. Bunun manası nedir? Vel cevab an zalike. Enne Zeyden radiyallahu anhu لَمْ يَجِدْ هَذِي الْآيَةِ مَكْتُوبَةً عِنْدَ اَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ Bu ayeti, bu ne? Bu ayeti Ebu Huzeyme'den başka yazılı olarak kimsenin yanında görmemiş. İlla عِنْدَ اَبِي حُزَيْمَةَ الْاَنْسَارِيِّ Ebu Huzeyme el-Ensari radiyallahu anh'ın yanında mektup olarak görmüş. Bir şeyin üzerine yazılı olarak görmüş. Murad budur. وَلَيْسَ الْمُرَادُ اَنَّهَا bu ayet لَمْ تَكُنْ مَحْفُوزَةً Hiç kimsenin mahfuzu değildi. Öyle değil. اِلْ اَنَّ زَيْدًا نَفْسَهُ كَانَ يَحْفَزُهَا Zeyd'in nefsi onu ezberdi. Zeyd kendisi o ayeti ezberdi. وَكَانَ كَسُرُ مِنَ السَّحَابَةِ يَحْفَزُونَهَا Sahabelerin çoğu o ayeti ne ediyordu? Hifz ediyordu. Olur mu Zeyd zat, sadece Zeyd ezberdi başka kimse? Ezber değildi. O yanlış. O şekil yorumlamak, mana etmek yanlış. Ya doğrusu ne? O ayet Ebu Huzeyme'den başka kimsenin yanında mektup olarak yoktu. Velakinnehu Zeyd eraden yecme beynel hifzi vel kitabeti irade etti ki hifz ile kitabet arasında ne etsin? Cem etsin. Kema sen nübeyyün inşallahü teala ileride biz bunu açıklıyorum sana. Ha en yecme beynel hifzi vel kitabeti ziyadeten fi tevessuki ziyadeten fi ne? Fi tevessuki
tevessuhda, yani tevessuhu biraz daha artırmak için, ziyade etmek için Zeyd irade etti ki hifz ile kitabeti birleşirsin. Ve mübalağaten fil ihtiyati. İhtiyattan hani ne olur ne olmaz diyoruz ya. İhtiyatta mübalağayı ne etmiş? İrade etmiş. Ve ala zalike nehci reşid. Bu nehci reşid üzerine. Öyle değil mi? Ziyadetu tevessuh mübalağatul ihtiyat üzerine temme cem'ul Kur'an'ı. Kur'an'ın cem'i ne oldu? Tamam oldu. Yani Zeyd bir ayet bir hafızın sadrinde görünce gezerdi, araştırırdı, isterdi ki onu yazılı olarak da birinin yanında bulsun. Ta ki ne olsun? Kitabet ile hiz arasında cem olsun. Kitabet ile ne? Hiz arasında ne yapsın? Cem olsun. Ha, o bir ayet Ebu Hüzeyme'nin yanında Tevbe suresinin ahirini görmüş. Onun yazılı da onun yanında görmüş. Ondan başka birinin yanında yazılı görmemiş. Onun için diyor, o ayet Ebu Hüzeyme'den başka kimse de bulmadı. Yani ne olarak bulmadın? Kitabet olarak bulmadım. Sadece kitabet olarak onun yanında buldum. Ama hifz ezber olarak bulmuş. El-Hıttatu Reşidetu fi Cem'il Kur'an. Kur'an'ın cem'i ile ilgili doğru kata, doğru sınır. Bakalım o nedir? Onu da yarın devam edelim. Dizilmesi mi? O vahy nazır olunca dedi ki bu ayet Cebrail diyor ya Muhammed, bu ayet falan ayetten sonra falan ayetten önce bu. Yani, sahabeler de bunu diyor. Sen biliyorlardı sahabeler nasıl ayetle ezberliyorlardı. Bu ayet hangi ayetten sonra, hangi ayetten önce de bunu biliyorlardı. Bunu da ezberliyorlardı. Zeyd bunu toplarken hem Zeyd bunu biliyor değil mi? Diğerlere sorardı. Bu ayetin yeri neresi? Bu ayetin yeri neresi? Yani onu da pekiştiriyordu. Şimdi beşinci ders mi bitti? Tamam. Yeter mi? Daha önce namaza gider mi? Hemen namaz kılar mı?